istifa edeceksin kardeşim. Yapıştınız Fener'in yakasına. Ya beni çıldırtmayın ya. Siz nasıl Fenerlisiniz ya? Sinamekli değil bu arkadaşlar. Bu Inter'in renklerinin falan hastasıyım ben. Bak Fenerbahçelilik böyle bir şeydir arkadaşlar. Yalanla... Evet sayın seyirciler, Nedir Spor'a hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlere Fatih Terim'in başarısından bahsedeceğiz. Bu topraklara gelmiş en büyük teknik adamı olduğu herkesce aşikar. Sadece kazandığı kupalar ile değil, futbol siyasetini yapan hakemleri, yöneticileri baskı altına alarak başarılarına başarı ekleten futbol adamı Fatih, hiç kuşkusuz çeşitli oyunlarla kendi futbolcularını etki altına almak ve onları hırslandırmak için çeşitli oyunlar oynayarak maçları kazanan Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın başında olduğu sürece ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer aldı. Fatih Terim, Denizlispor maçı ile birlikte Galatasaray'ın başında 380. lig maçına çıkarken 802 puan topladı. Bir galibiyete daha erişen Terim'in görev süresi boyunca sarı kırmızılılar tüm rakiplerinden daha fazla puan aldı. 238 galibiyet, 88 beraberlik ve 54 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 798 kez sarstı. Sonuç olarak Fatih Terim teknik direktörlüğünde Galatasaray 802 puan alarak ve böyle yüksek bir puan toplayarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'den 29 kez fazla galibiyet alan Fatih Terim 83 puan fazla topladı. Ben anchormaniniz Sebahattin Gümüşler. Serdar Ali Çelikler değil ha, Sebahattin Gümüşler. Ben onun gibi YouTube kanalında abone olun arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Şurada da bir zil sesi var, ona da basın şeklindeki açıklamalarda bulunmayacağım. Ben bulunmam. Ben Sebahattin Gümüşler. Yalnız abone olur, beğenir ve emeklerimizin karşılığı olarak zil sesine de basarsanız çok memnun kalırım. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.